Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da dün paylaşmıştım. Boyunluk atkı çalışmamızı yapacağız. Arkadaşlar çok istediler. Hemen onu çekmek istedim. Aslında önde popcorn çantamız vardı bir tane. Ama şimdi bunu çekelim, sonra diğerini çekeceğim. Şimdi malzemelerimiz boyunluk atkı için 3 no tığımız gerekli. Şurasına bakmayın arkadaşlar. Bununla ilgili bana yorumlar geldi. 3 diyorsunuz ama 5 yazıyor. Burasının numarası bak şurada 3mm yazıyor. Asıl tığımızın numarası bu. 3 numara tığla öreceğiz. İplerimiz, ben bugün 3 tane ip renk kullanacağım. İstediğiniz renk sıralamasına göre sizler kullanabilirsiniz. Instagram'daki sayfam Handan'ın örgülerinde paylaşmış olduğum boyunluk atkı rengarenk. Oruna bakarak da renklerinizi kullanabilirsiniz. İpimiz Alize Cotton Gold. Şimdi ben yeşille başlayacağım. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Ve 1 milüsta alıp tam başladığımız zincirin ilk yerine bir trabzan yapalım. Şöyle 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Tekrar milüstü alıp hemen içindeki boşluğa, üstüne falan değil arkadaşlar, zincirin üstüne de değil, şu hemen içindeki boşluğa direkt trabzanımızı örüyoruz. Sonra bir zincir çekip milüstü alıp aynı boşluğa bir trabzan daha örüyoruz. Ve burada bir artma olmuş oluyor. Bu şekilde yukarı gideceğiz şimdi. Dönüşler 4 zincir. 1 milüstü aldım. Şu hemen ilk boşluğumuza bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyoruz. Bir yapmak için trabzanı milüstü alıp şu boşluğumuza batıyoruz. Bir milüstü alıp pardon bir şimdi dönüş noktamız hep 2 2 3 3 4 4 gidecek artış noktalarımız. 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Boşluğa bir trabzan daha yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Bir milüstü alıp yandaki boşluğa yapıyoruz. Bir zincir çekip bir trabzan daha aynı boşluğa tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşünelim. Burası düz tarafı, burası meyil tarafı. Mesela 1 ile başladık. 2 2 3 3 4 4 o şekilde gidecek. Her sırada artırma zaten bir taraftan olmaz. Bu taraftan da artırırsak her sırada artma olurdu. Bu taraftan bu tarafı düz götüreceğimiz için bu taraftan artma olmayacak. Sadece bu taraftan artma olacak. Şimdi zaten yaparken de göreceksiniz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri döndük. Milüstümü alıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir çekip yandaki boşluğa. Bir zincir çekip diğer boşluğa. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Bu tarafta demiş olduğumuz gibi artma yok. Hemen ama yanındaki boşluğa bir trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekip yandaki boşluğa. Bir zincir çekip diğer boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip bu köşelerde iki zincir de çekebilirsiniz ama bu sizin elinizin geniş veya darlığına bakar. Bir milüstü alıp aynı yere tekrar artırmamızı yaptık. Bakın bu şekilde artacak arkadaşlar. 4 zincir çekip geri döndük. Buraya tekrar trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer trabzanı yapıyoruz.
Aslında çok basit ve zevkli bir atkı modelimiz arkadaşlar. Sadece şuralarda şaşırmamanız lazım. En uç püf noktaları da bu. Bakın şöyle gördüğünüz zaman zaten anlayacaksınız. 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen yandaki boşluğa bir zincir çekip yandaki boşluğa trabzan bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu köşeye geldik. 1, 2 zincir çekip mil üstü alalım. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bu köşelerde hep çift batmış oluyoruz. Dönüşte de 1, 2, 3, 4. Dönüşte de bu dördüncüyle birlikte bir daha battığımız zaman zaten çift batmış gibi oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip diğerine geçiyoruz. Bakın yani şöyle göstereyim size. Sadece bir taraftan artmış olacak. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan hemen boşluğa. Bir zincir çekip bir trabzan boşluğa. 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Burada aynı yere çift batmadığımız için bu tarafta artma olmuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bir mil üstü alıp hemen yandaki boşluğa bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan yandaki boşluğa bu şekilde artmalarımızı birer zincir çekerek trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi tekrar köşeye geldik. Burada yine iki zincir çekip mil üstümüzü alıp bir trabzan da buraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri döndük. Aynı yere tekrar battık. Bir zincir çekip trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir püf noktasını daha göstereceğim, söyleyeceğim size. Onlara dikkat ederseniz atkımız yukarı gidene kadar hiçbir sorun yaşamayız. Bu şekilde. 4 zincir çekip geri döndük. Şimdi şöyle arkadaşlar. 1 ile başladık. 2 kafes oldu. 2 sıra. 3 kafes oldu. 3 sıra. 1, 2, 3, 4 kafes oldu ama üstteki de 4. Yani 2, 2. 3 tane 2. Pardon. 2, 2 tane 2. 2 tane 3. 2 tane 4. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 kafes de burada. Yani kafeslerimiz hep ikişer sıra. Bakın 6 sıra 6 kafes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yukarıda 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu unutmayın. 2, 2. Yani şimdi 7 yapacağız. 2 tane 7 tane kafes yapacağız. İkili ikili gidiyor kafeslerimiz. Eğer ki bu taraftan da artırmış olsaydık bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye kafeslerimiz sıralı giderdi. Tek taraftan artırma yaptığımız için şimdi bu kafesler ikili ikili gidiyor. 2 tane 2, 2 tane 3, 2 tane 4, 2 tane 5 kafes, 2 tane 6, 2 tane 7, 2 tane 8 bu şekilde gidecek. Anlaşıldı mı? Şimdi tekrar kafeslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bakın bu taraf düz olacak. Şöyle göstereyim. Bu taraf düz. Sadece bir taraftan artırarak gitmiş oluyoruz bu şekilde. Bir zincir çekip mil üstümüzü alıp trabzanımızı yapıyoruz. Biraz öreyim göstermek istiyorum bu şekilde de arkadaşlar. Mesela siz değişik güzel renkler kullanmak istiyorsanız şayet hani benim 3 renk olduğu için bu yeşilden biraz örmem lazım. Siz istediğiniz yerde ipinizi kırıp istediğiniz gibi atkınızı rengarenk götürebilirsiniz. Bakın şöyle. Ben birazcık öreceğim bu yeşilden. Çünkü 3 renk olacağı için o boyunluğu 3'e bölmüş olacağım renklerde. Aralar birer zincir çekerek boşluklara kafeslerimizi
Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu ayarlamak, renklerini hangi rengin üstüne hangi rengi koymak isterseniz, bunlar hep sizin isteğinize bağlı. Ama siz karar verirsiniz. Bakın. Ucularına püskül yapacağız. Püskülü de ne kadar basit yaptığımı size göstereceğim videonun sonunda, bitimde arkadaşlar. Onu da birlikte yapacağız. Köşeye geldik. İki zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar battık. Artmamızı yaptık. Dört zincir çekiyoruz. Geri dönmeler biraz burası gergin oluyor derseniz, köşelerde, dönüşlerde beş zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. İpleriniz de bunlardan olmasa başka ipler de kullanabilirsiniz. İpinize göre, elinizin ayarına göre zincir sayılarını siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Yapılış şekli bu şekilde. Dönerken sadece bu düz yerinde, dönerken sadece aynı yere batmak zorundayız. Taburiye atlayamayız. Ama gelirken bir tane batıp geri dönüyoruz. Ama bu köşelerde hep çift. Bakın. Şimdi bu şekilde biraz ilerleyelim arkadaşlar. Tekrar biraz daha büyütünce tekrar geleceğim, karşınızda olacağım. Şimdi birazcık büyütelim böyle. Evet arkadaşlar, biraz ilerlettim ben, bakın. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle. Bir taraftan artırarak boyunluğumuzu örmeye devam ettik. Şimdi buralarda dediğim gibi siz renk değişimi kendi aralıklarla istediğiniz yerlerde yapabilirsiniz. Ben bir yeşil, kırmızı ve beyaz üç renk yapacağım için biraz ben yeşilden bu şekilde gittim. Biraz daha gideceğim tabii. Üçe bölmüş olacağım yani boyunluğumuzu. Şimdi arkadaşlar bakın, görmüş olduğunuz gibi bir taraftan artırarak gidiyoruz. Yaklaşık bu kafeslerimiz yani 60 sıra falan olması lazım. Şu an kaç sıra olmuş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani 17 olmuş henüz. Tabii 17, 17, 18, 18. 2 sıra 2 sıra gittiğimiz için her bir şeyden. Yani bu kafeslerimiz 60 falan olana kadar. Pardon, şu sıramız 60 olana kadar. Yani bu kafesimizde yaklaşık 30 falan olması lazım sanırsam. 60 olana kadar devam edeceğiz. Renk değişimlerini kendi istediğiniz yerde koyabilirsiniz dediğim gibi. Sonra o sıraya geldikten sonra tekrar anlatacağım size birazdan. Bu sefer eksilterek gideceğiz diğer ucumuza gelene kadar. Ortayı bir bulalım, sonra diğer ucumuza geleceğiz. Biraz daha örelim ortaya kadar, sonra görüşelim arkadaşlar. Ben birazdan ip değişimi de yapacağım. Siz de ip değişimini istediğiniz yerden, şu düz olan taraftan ipinizi kırıp diğerini bağlayıp ip değişimi yapabilirsiniz çizgi renklerinizi atmak için. Birazdan tekrar görüşelim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben böyle bu şekilde ortaya kadar geldim. Kırmızıyı bağladım. Kırmızıdan sonra biraz daha ördüm. Şurası tam şimdi orta yaptım. Bunu siz istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız biraz daha uzatabilirsiniz. Şimdi kesme işlemine geleceğiz. Yani bu sayılarımızı azaltarak diğer ucumuza buraya kadar geleceğiz.
Şimdi size onu göstereceğim. Tam bu köşeye geldiğimiz zaman iki tane kalmış şurada, bakın. İki tane kaldığı zaman bir zincir çekiyoruz. İlkine battık ama bir tane çekiyoruz. Yani trabzanımızı yarım çektik. Bu iki tanesi kaldı. Tekrar bir mil üstü alıp diğerine batıp bir kere çekiyoruz ve bunu üç tanesini birden çekiyoruz. Burada sayımızı azaltmış oluyoruz dönerken. Şimdi 1, 2, 3, 4 dönme işlemimizi yapıyoruz. Mil üstümüzü alıp hemen yandaki boşluğa bu şekilde devam edeceğiz. Sayımız buradan azalmış ve aşağıya doğru gitmiş olacağız. Her köşeye geldiğimiz zaman arkadaşlar, şimdi tekrar göstereceğim birazdan sizlere. Her köşeye geldiğimiz zaman şu tarafa geldiğimiz zaman iki tane boşluğu bırakıyoruz. Önce birine yarım trabzan, sonra birine, sonra birden ilmekleri, burada yaptığımız işlemin aynısını hepsinde her geldiğimizde burada uygulayacağız. Diğer başa gelene kadar devam edelim tekrar arkadaşlar. Evet, şimdi bir sıra gittim düz yerine, tekrar geri dönüyorum. Şimdi burada tekrar göstereceğim sizlere daha iyi anlayabilmeniz için. Bakın, iki tane boşluğu bıraktım. Bir zincir çekip normal ilmeğimi aldım, trabzan yapar gibi. Trabzanın ilk ilmeğini çekiyorum. İkisi kalıyor. Bir mil üstü alıyorum. Diğer boşluğa tekrar iki tanesini alıp tığımda üç tane ilmek kalıyor. Üçünü birden çekiyorum. Bakın, yine burada azalmış oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekip normal hemen ilk boşluğa batarak devam ediyorum. Böylelikle bakın sayımız aşağıya doğru azalmış olacak. Bu şekilde her gidip gelmede aynı şekli uygulayarak ta ki bu ilmeklerimiz bitene kadar arkadaşlar, yani şu ucu gibi bitene kadar örmeye devam edeceğiz keserek. Aşağıya tek ilmek kalana kadar aynı bu işlemi bu köşelerde uygulayacağız. Ben bu kadar kırmızı, şu kadar daha yaptıktan sonra, yani şunun kadar beyaza geçeceğim. Bu yeşil yer diğer tarafta beyaz olacak. Siz de işte dediğim gibi renklerinizi kendiniz ayarlayacaksınız. Bu şekilde uca kadar gelip boyunluğumuzu bitireceğiz. Sonra püskülümüzü yapacağız arkadaşlar. Böyle. Bitirelim, sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, sonradan beyaz ipimi de ekledim ve ilmeklerimi azaltarak bu şekilde sona kadar geldim. Şimdi bu sonda tek bir tane kalana kadar devam edeceğiz. Sonra birlikte püskül yapacağız uçlarına. Onu da göstereceğim size şimdi. Hem basit hem de güzel, gösterişli bir boyunluk oldu bu. Boyun atkısı da denebilir. İstediğiniz iplerde kalınlığı falan önemli değil. Nasıl olsa örme şeklini gördünüz arkadaşlar. Ona göre istediğiniz iplerde, evde bulunan iplerden yaparsınız. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi bu sona gelince ne yapıyorduk yine? Bir zincir çektim. Önce yarım, sonra bir yarım daha, sonra birden hepsini çekiyorum.
Ucundaki püsküller beyaza beyaz, yeşile yeşil yapabilirsiniz. İsterseniz renk değişimi de yapabilirsiniz. Beyazın üstünde kırmızı püskül, yeşilin üstünde beyaz püskül de olabilir. Bu yine sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi çok az birkaç sıram kaldı. Burada yarım yaptım. Bir üstü aldım. Diğerine yaptım. Yarım çektim. Sonra üçünü birden çektim. Püskülün ucuna boncuk da koyabilirsiniz arkadaşlar. Diğerine koymamıştım ama o sizin zevkinize kalmış. Bir de birer tane de boncuk koymak istiyorum bunlara. Püskülün tam üstüne atkımıza ekleyeceğimiz yere koyacağım. Onu da gösteririm şimdi sizlere. Bir, bir de bu iki, hepsini bir çekiyoruz. Kaç sıramız kaldı? Kaç sıra bile denmez. Son sıraları yapıyoruz. Şunu bir çektik yine. Evet. Son kesimi de yapıyoruz. Daha sonra son kafesimize geldik. Buraya da ikisini bir alalım şöyle. Bir de şunu alalım ve üçünü bir çektiğimizde zaten tek kafese düşmüş oluyor. Şimdi bu ipimizi buradan kırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şöyle güzel bir boyunluğumuz oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunun ucuna beyaza beyaz, yeşile yeşil yapacağım yine. Beyaz ipimizle bakın şöyle boncuklarımız da var. Boncukları da istediğiniz gibi uçlarına falan takabilirsiniz. Ben şimdi şu kutumuzun kapağı ile bunu karton da olabilir. Elimin altında olduğu için şu an bununla püskül yapacağım. Siz de bu karton da olabilir. Böyle şu genişlikte ikiye katladığınız zaman normal boyut alan bir karton da olabilir. Bu şekilde bir düz şeyle bunu sarıyoruz. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet, bu yeterli püskül için. Çünkü ikiye katlayacağız zaten bunu bir de. Şimdi bunu buradan öncelikle bu ipimizi kesiyoruz. Arkadaşlar. Bunu çıkartalım buradan. Ve tam orta yerinden şöyle çıkarttığımız yerin orta yeri var şurası. Şu böyle yapmayacağız anla. Şu şekilde orta yerinden bunu bağlayacağız.
Sıkı bir şekilde iki tane düğüm attık. Bunun boyu size kalmış bir şey. Uzunluğu dedim ya, kartonuz ne kadar büyükse o kadar uzun yapabilirsiniz. Şimdi bu ipimi şuradan önce bir bunu kesiyorum. Bu püskülümün bağcığı olacak. Sonra diğer beyaz ipimizi tekrar alıyoruz. Biraz uzun bırakıp şuradan tutup şu baş parmağımızın olduğu yere bakın. 1 2 3 yan yana yan yana sıkı bir şekilde bunu buraya bağlıyorum. Bu yeterli. Bunu şuradan kestiğimiz zaman arkadaşlar, şu baş parmağımın yanındaki ipi alıp hemen bunun buradan bağlıyorum. Pekiştirmek için tekrar bir düğüm daha atalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi bu alt tarafı, püskül tarafını keseceğim şimdi. İstediğiniz boyda kesebilirsiniz. Şu şekilde getirdim. Püskülümüz basit ve güzel bir şekilde hazırladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu yoğun isterseniz biraz daha sarabilirsiniz. Mesela ben 25 sarmıştım. Şimdi şurada boncuklarım var. Bu boncuklarımdan bir mavi geçirdim. Bir de kırmızı geçireyim. İçinden ilmeğin şu şekilde. Bakın çok güzel değişik bir şey oldu arkadaşlar. Ve bunun hemen bu iplerle, şu iki ipimizle buradaki kafese şu şekilde bağlayıp boncuklarımın delikleri biraz büyük olduğu için buraya bağladım arkadaşlar. Şu ip de var içinde. Bu ipleri yok etmek için bunun içinden de geçirin. Boncuklarınız biraz büyük olursa delikleri, bunun içinden rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şu şekilde. Ve bunları buradan keselim artık. Evet. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, püsküllerimiz de ucularında hazırlandı. Şimdi diğer tarafı yapalım arkadaşlar. Diğer tarafı da yeşille yapacaktık. Renkleri değiştirmek yine sizler tercihine kalmış bir şey. Şimdi şuradan tutuyoruz arkadaşlar. Diğerini de yapalım, onu da göstereyim size. Bitmiş halini görelim hep birlikte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Diğeri de 25 olduğu için bu püskülümüzde 25'te bıraktım. Siz zorlanmamak için hemen şuradan geçirebilirsiniz ilk bağladığımız ipi arkadaşlar. Şuradan da bağlayabilirsiniz. Ben ilk başta şuradan yaparız diye düşündüm ama öyle de çok küçük oldu. Onun için buradan bağlayalım. Ve burayı keselim arkadaşlar. İlmeğimizi çıkartıyoruz buradan. Şu şekilde. Evet. Püsküllerimizi şimdi tekrar şöyle şurasını düzeltiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İpimizi şu kadar kalacak şekilde baş parmağımızın hemen yanından itibaren biraz da aşağıdan da yapabilirsiniz. 1
ki sıkı bir şekilde yan yana yan yana bu tepesini boyuyoruz. Tesbihlerin başında olduğu gibi. Bunu kırıyorum. Şu yanında hemen baş parmağımızın yanında tuttuğumuz iple bu kestiğimiz ipi bağlıyorum arkadaşlar. Tekrar bir düğüm daha atalım. Evet. Bu püskülümüzü de aynı eşitlikte keseceğiz. Alt kısmında. Evet, onu da kestik arkadaşlar. Bu şekilde püskülümüz de hazırlanmış oldu. Şimdi diğer boncuklarımızı da öbür tarafa yaptığımız gibi önce kırmızı geçirelim. Yeşil boncuğum olsaydı daha güzel olurdu ama bu boncuklardan vardı. Tahta boncuk bunlar arkadaşlar. Bunun kalanı içeriden geçmez diye şey yaptım ama geçer herhalde. Şöyle boncukları da hemen en uç birinci kafesimizin içinden bir tanesini geçirip bu ipimizi buraya sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi bunun içinden şu iplerimiz gözükmesin. En güzel temizleme yöntemi oldu bu. Bu iplerimizi gözükmemesi için şunları unutmuşuz. Bu ipimizi içinden geçiriyoruz. Ve bunları hemen şuradan kestiğimizde zaten iplerimiz gözükmeyecek. İşte bu şekilde boyunluğumuz hazırlandı arkadaşlar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur sizler için de. Şöyle tutalım. Şöyle. Instagram sayfamda da rengarenk vardı. Ona göre de renklerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu biraz ipimiz herhalde içinden aldığım için biraz şey ütü de bastırabilirsiniz. Eğer bu şekilde olduğu zaman daha düz durması için. Evet, boyunluğumuz bu şekilde hazırlandı. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler, hoşça kalın hepinize.